Başka kimler ayrılacak sorusu var. Ya Kerem için şöyle söyleyeyim, benim istihbaratlarım artı 10 milyon euro teklif şu an için yok diyor. Yani buradan Kerem'i kötülemek gibi algılanmasın ama hani oyun tarzında ben hep şu lafı söylüyordum Ergin. Yani en iyi oyuncusu Kerem olan takım ilk ikiye giremez diyorum. Hani Kerem tamamlayıcı oyuncu olmalı. Bir de bakarsak çok geçiş hücum oyuncusu. Evet, kontra atak oyuncusu. Örnek milli takımda da bakıyoruz. Cengiz daha şu an hani Kerem'den inisiyatif oluyor. Yani Yunus'tan mesela ben daha umutluyum. Yunus Kerem kadar oynasın, daha ayrı seviyelere çıkabilir işin mali kısmında. Ben çok artı 10 milyon euro öyle teklif beklemiyorum Kerem, ama Kerem de ayrılmak istiyor. Çoğu oyuncu ayrılmak istiyor Melike, çok normal. Neden? Seneye Avrupa'da yoksun. Hocam belli değil, başkanın belli değil de bir kriz ortamı. Burada huzur kaçıyor tabii doğal olarak yerli oyun şeyinde, ama şunu söyleyeyim tabii Dursun Özbek tarafı daha iddialı geldiği için tok satıcı olacak öyle. İlk teklife de Nelson'u, Markao'yu, Kerem'i satmazlar ama Nelson, Markao, Kerem'e teklif geleceğini söyleyeyim. Peki Morussan ve Çıkıldao için bir transfer gelişmesi var mı? Galatasaray'ın bu iki futbolcu için düşüncesi nedir diye sormuş Memduh Bey. İki oyuncu da Galatasaray seviyesi mi tartışırız ama iki oyuncunun tartışılacak tek tarafı 11 milyon euro bonservisi hak etmeyecek olmaları. Bir son durum var. Zaten ismi geçiyordurlar senin Trabzonspor'la. Oradaki gelişmeleri bir bize şimdi Yunus Emre Sel telefon attığımızda kendisi anlatacak. Evet, sözü sana bırakalım Yunus Emre. Teşekkürler Melike. Trabzonspor bir süredir transfer çalışmalarında sessizdi ama görüşme yaptığı isimler vardı. Bu isimlerden bir tanesi de Larsen'di. Danimarkalı sağ bek oyuncusuyla Trabzonspor uzun zamandır görüşüyordu ve ay sonunda Udinese ile sözleşmesi sona erecek ve oyuncu serbest statüye düşecekti. Bugün itibariyle Trabzonspor Larsen'le her konuda anlaşmaya vardı. Oyuncuyu Türkiye'ye davet etti. Trabzonspor yarın veya belki bir gün sarkabilir. Ertesi gün oyuncunun Türkiye'ye gelmesi ve Trabzonspor'la anlaşmaya varması, sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Tabii geldikten sonra sağlık kontrolünden geçecek ve ardından kendisiyle son detaylar görüşülecek. 31 yaşında, Udinese'de geçtiğimiz sezon forma giydi ama Udinese'de sözleşme uzatma tekliflerini kabul etmediği için oyuncu özellikle sezonun ikinci yarısında çok fazla süre alamadı. Ama Danimarka milli takımında Trabzonspor oyuncuyu takip etti, beğendi. En önemli özelliği de sadece bir sağ bek olarak değil, uzun süre sol bek oynadı ve stoper olarak da görev yapabiliyor. Larsen özellikle bu transferde Cornelius'un da çok etkin rol aldığını söyleyelim. Bu arada bu gecenin flash haberi ama belki sizin programınız içerisinde başka bir transfer haberi daha verebiliriz. Bir sıcak gelişme daha yaşanıyor. Onu da ilerleyen dakikalarda netleştirdikten sonra sizinle paylaşıyor olacağım. Yeni bir isim mi olacak o Yunus Emre Sel? Evet, merak ettik. Farklı yeni bir isim olacak ama %100 bir netleştireyim, ondan sonra paylaşacağım. Tamam, biz bekliyoruz. Biz uyumuyoruz. Tamamdır. Biz bekliyoruz. Merak etme. Tamamdır. Buradayız daha. Tamamdır. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim. Pek çok aday vardı aslında ama Larsen'in biraz daha ağır bastığı konuşuluyordu. İşte Yunus Emre Sel'in de söylediği gibi bir Cornelius faktörü de vatandaşı. Siz ne bekliyorsunuz oyuncudan? Trabzonspor için de savunma önemli. Burada Uğurcan'ın çok ön plana çıkmasında aslında savunmada yaşanan problemlerin de etkili olduğunu hep konuşuyorduk. Evet. Tabii her ne kadar orada iyi isimler olsa da hani Vitor Hugo, Edgar'i gayet iyi işler de yaptılar ama zaman zaman onların yokluğu da sebep oldu belki bu problemlere. Larsen'i nasıl yorumlarsınız? Ergin seninle başlayayım. Yani orada çok büyük sıkıntılar ve şanssızlıklar yaşandı aslında. Yani evet. Takım savunmasını aslında iyi yaptıran bir teknik adamdır Abdullah Avcı ama mesela Covid'den sakatlığa kadar, sezonu kapatan stoperlere kadar ki stoperlerden ziyade bir türlü kanat beklerinden yana yüzü aslında istediği gibi gülmedi. Evet. O tarafa çok iyi bir transfer yapılmıştı aslında Perez. İşte o sakatlık vesaire. Allah'tan Dorukhan gibi bir joker vardı ki elinde. O çok kritik dönemeç haftalarda orada sağ bekten daha sağ bek bir performans gösterdi ki hani Beşiktaş Eskişehir Spor'dan alırken aslında Dorukhan'ı evet orta saha oynuyor ama sağ bek özelliği de olan, iki özelliği olan oyuncu olduğu için de aslında orada almıştı. Sol tarafta da Trabzonspor'un orada çok yüzünün gördüğünü söyleyemeyiz. Larsen, ben geçen hafta baktım biraz oyuncuya. Uluslar Ligi'nde hoca maçın gidişatına göre kullandığı bir oyuncu. Skora göre kullandığı bir oyuncu. 4-5 yıldır Udinese'de forma giyiyor ama son senesinde biraz böyle ilk 11 başlama sıkıntıları oldu. Alternatif oyuncu gibi bir düşündü. Ama Abdullah Avcı'nın, Abdullah Hoca'nın seveceği bir tarz. Çünkü Abdullah Avcı için sağ ve sol ön kanat oyuncuları önemlidir.
Yani kanat beklerinden onlardan sadece işini yapmasını ister. Savunma anlamında işini yapmasını klişe ister. Klişe mesela tam evet. Abdullah Hoca'nın seyirciye tarzı. Der ki sen hani bazı hocalar vardır mesela kanat bekleri. İşte Rıdvan git der, Rozi git der. İşte Fatih Hoca zamanında kullanıyordu. Çizgiye kadar in diyordu. O yüzden hani ben her sene biraz baktım çok hakim olduğum bir oyuncu değildi. Trabzonspor'a ilgilenmeye başladıktan sonra biraz inceledim oyuncuyu. Bence Abdullah Avcı'nın seveceği tarzda bir oyuncu. Yani yerini çok yadırgamayan ve sahada işini yapan. Yani, stopere geçiyor olması tabii önemli. Tabii o alternatif bölgelerde oynuyor. Bu sene çok lazım oldu Trabzonspor'a. Savunmacılar 3-4 farklı yerlerde oynamak zorunda Dansif kaldı. Mesela çok tabii, iyi tabii. Faydalandı. O yüzden onu kullanabilir çok yani. Çok da forma şansı bulamamış. Geçen sene Galatasaray alıyordu Melike. Keşke evet. Alsaydı. İşte evet, ondan tabii. Sonra gelen sağ bekler ortada yani. Sasha Boye çok Galatasaray seviyesi diyemem zaten. Hadi yaşı maliyeti alınabilecek bir riskti ama Larsen'i Galatasaray istemişti. Onu net şekilde söyleyeyim geçen sene. Evet hatırlıyoruz. İsmi geçmişti. Danimarkalı olması. Yani o bölgeden gelen oyuncular bizi de hani profesyonelliğiyle Norveç, Danimarka, İsveç bizim ligimize hani bir şekilde o fiziksel güçleri diyebiliriz Melike. İş yapıyorlar. Bruno Perez de ligin sonuna doğru sakatlanmıştı. Erken dönmeyecek. Bence önemli bir takviye. Dorukhan çünkü orta sahada ekstra güç. Dorukhan'ın evet. En iyi olduğu yerde artık kullanmak gerek. Evet bir de hani çok büyük sıkıntı yaşadı geçen sezon. Çok fazla oyuncu aldı. Senin Galatasaray'da söylediğin hep sağ bek evet. Sıkıntısını aslında solda yaşadı Abdullah Avcı. Doğru. Hani mevkisi orası olmayan oyuncuları oynadı işte. Dansville oynadı. İlk olarak İsmail Kırbaşı'ndan faydalanan. Tronsen oynadı o da devşirmeye bakarsın. Tronsen bir de zaten hani takımda uzun süre gelir doğru, gelmez evet. Oynayamadı. Çapraz hep bir problemler sakatlı. Yaşandı. Bir de sıkıntı şu sol tarafta. Önde Vakaya mı oynuyor? Evet. Yani canın çıkar arkada oynuyorsan. Tabii. İzlemesi çok keyifli de rakip yarı sahada. Acayip eyvah, işler eyvah, yapıyor da. Dediğin... Şimdi top kaptırdın. Geçmiş olsun. Yani sol bek Trabzonspor'da oynamak çok kolay değildi geçen sene. Bu sene sol öne bilmiyorum Yunus Emre biraz spoiler verdi ama belki de o bölgeyle ilgilidir. Çünkü oraya ihtiyaç var. Biraz sol bekin işi bu sene biraz daha kolay olur gibi geliyor bana Trabzonspor'da. Yani ben de merak ettim Yunus Emre senin hangi isimden? Trezege olabilir. İşte Trezege ama sürpriz bir isim dedi. Trezege sürpriz Trezege değil. Trezege'yi konuşuyor. Yine diyor. Konuşuluyor çünkü. Ben orada farklı... İyi oyuncu. Beşiktaş'ın da ilgisi olduğunu biliyoruz. Yani tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Zar atılan bir oyuncu değil yani. O zar ya 5 ya 6 gelir. Evet şimdi devam edeceğiz. Ayrılmayın diyelim. Her an transfer gelişmesi görüldüğü üzere yaşanabiliyor son sayfada başladığımızdan bu yana. Şimdi şöyle sizleri Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, yine Ziraat Türkiye Kupası maçlarının şöyle bir finallerine götürelim. Finaller izletelim sizlere. Sonrasında buradayız. Ziraat Türkiye Kupası'nın 60